Nasıl istediğin? Yani mesela kardeşlere sorabiliriz. Ha yok, o zaman bir, herkesin isteği çok olur. Yani habitatı seyrinden böyle bir şeyler yapabilirim inşallah. Hep onu soracağım. İyi olur inşallah. Şimdi en azından bir de senin ağzından dinlerler daha. Onu zaten dinliyorsunuz. Gelen gidene soruyorsunuz. Tahmin ediyorsunuz. Yok yok. Gelen gidenler... O olabilmesi için kendi Emirdağ'ım ve Kastamonu, Sikey Tasdik Aydiyem yanımda olmasın. Bir daha giderse onu yapalım o zaman. İnşallah. İnşallah, anlaşalım. Bir de Hadisat Alem toplaması var. Hadisat Alem. Üçte abi şey yapmıştı. Sen bir şey söyleyeyim. Ama bu takya da sana yakıştı. Yakıştı. Süleymancılar gibi oldu ama. Sen bunu aldın abi. Takyamı unuttum biliyor musunuz? arabada unuttum. Şöyle, Hadisat-ı Alem dersini birkaç defa yaptım. Soluğu metri sinimli de aldım. Şeye girmeden, bu durumlara girmeden. He, girmeden. Fakat sıfatlar gösteriyor. Onu desem kapalı olacak da. Deme isim demediğin halde sıfatlar... Hocam kod koyalım. Kod koyarız. Kod koyarız. Biz anlarız o zaman. Şimdi derse bir alevi çökenin bir tane abinin birini getirdiydik. Eyvah, beni derste miydi? Yok, başka evet. Bir zaman. Şimdi diyorum ki, derse getirdiğim abim de ismini vermiyor. Onu da daha iyi çok iyi tanıyorsun, cemaat de tanıyor. Şimdi diyorum, abi ne yapıp ne edecek, onların kanalına girecek. Aman dedim, velevi de girdi yani. Eyvah. Şeytan bir taraftan şey yapıyor. Tabii. Yok benim o konuda sen o tür insanlar bana getireceksin. Sen de sıkıntı yaşamadın yavaş yavaş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Tahmin ettiğiniz gibi çalışarak geldim. Size saygı oluyor. Bak çalıştım. Kitaplarını da getirdim. Niye yapıyorum öyle? Ders yapan çalışsın. Böyle pat diye açmasın diye söylüyorum. Mevzuyla alakalı soru sorabilirsin. Mevzuyla biraz. Keşke şunu biraz şey yapsaydı diye. Dikkatin dağılıyor mu Hasan abi? Soru sorunca. Ha, soru sorunca. Yok. Tamam. Yalnız bazen cevap vermiyorum veya şey yapıyorum. Çünkü başka bir kanala sokuyor. Tamam. Benim dikkatim dağılıyor. Tamam. Tam tersine. Atölye çalışmasını çok seviyorum. Hazır mıyız? Çok ilginç. Hayat böyle yeme üreme değil sifar hayat. İşitme var. İşitme. Görme var. Koklama var. Tat var. Dokunma var. İdrak var. Şuur var. Vefa var. Şefkat var. Muhabbet var. Var da var. Yani sen varsın. Hayat nedir o zaman? Hayat. Gerçi sizden bunu beklemiyorum da hayatı 26 vecihle anlatıyor. Ben şunu anlatmak istiyorum. Ona girmeyeceğim. Yaşadığımız halde hayatı bilmiyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Alem-i şehadette, dünyada kullandığımız halde, içinde olduğumuz halde bilmiyoruz. Ama buralı değil o. Biz hayatın içinde değiliz. Biz hayatın dışında değiliz. Dışarıdan bakınca araba şoförü götürüyor. İçeriye girin, şoför arabayı götürüyor. Sevgili kardeşlerim, bedenin içinde hayat yok. Hayatın içinde beden var. Çünkü bak bedenimi hiç görmüyor. Hep dışarıdasın. Düşünüyorum. Burada değilim. Görüyorum. Burada olsa karanlık olurdu. Duyuyorum. Merhamet ediyorum. Vefa gösteriyorum. Vefa seni sarmaladı. Aşk seni sarmaladı, muhabbet, tefekkür. O zaman beden onun içinde zaten. Mesela vefa.
Bedenimiz onun içinde. Biz bedenin içinde değiliz. Ampulle elektrik kıyası yapsak, elektrik mi ampulün içinde? Gibi bak. Evet, şu ışık. Değil mi? Işık. Ama ışığın içinde Wolfram teli. Elektrikte Wolfram teli var. Şimdi ışık çıktı, göremiyorum bak. Bakamıyorum şiddeti zorunda. Şu ışıkta ampul gözüküyor mu? Gözükmüyor. Işığın içinde ampul. Ama ampul ışığın sebebi vücudu. Arkadaşlar, hayat dünyada kullanılan ama buralı olmayan hakikattır. İçinde ne var? Şöyle içine gitmeden şöyle bir misal vereyim. Buzu düşünün, buzu. Buz. Gir içeriye. İçeriye girince böyle matkapla değil. Bak neresine giriyorsan. Su değil mi? Şöyle eğer misalimi takip ederseniz daha iyi anlarsınız. Gelen gidenle meşgul olmayın. Gelen oturur. Buz düşündünüz mü abiler? Buz. Bir tutun bakayım böyle hayali. Buz. Su içinde. İçinde derken böyle dışında, içinde kabına değil. Buz. Su. Onun içinde de H2O. Suyun içinde de H2O. Onun içinde de enerji. Onun içinde de esir. Onun içinde de maddi hayat. Aynı hayat. Yani şu. Buzun içinde su derken buzun vücudu kayyumu sudur. Zahirde buzdur ama aslı sudur. Zahirde bedendir ama hakikati hayattır. Gir içeriye buz, su, H2O, enerji, esir diye gidiyorum ya. Bak içeriye giriyorum. Bedendir. Hayattır. Ruhtur. Ben olan benim. Peki bedenlerin inşasından sonra bedenlerin ihyası diyor. Evet, bedenin inşası dünyada böyledir. Mesela burada muayyenleşecek. Odunu yaktın. Enerji nerede? Duman, nur, ısı, ışık her yerde. Onu bu alem işadeti bir işlevi olacaktı. Bir iş yapacak bu adam. Mutlak ve muhit olan, her tarafta olan bir şey yapamaz. Böyle sen ve ben gibi, Bahattin gibi, Hasan gibi muayyenleşecek. Bu sefer ilk önce onu buraya getirmek için veya onu bu şekilde ilk önce bedeni inşaatlarını yapıyoruz, tuğlasını koyuyoruz. Buna inşaat denilir. İnşaat yaptık. Niçin yapıyorsunuz? İçeriye kiracı girsin diye. Ve ev sahibi oturacak. Ha, ilk önce beden inşa ediliyor dünyada. Sonra hayat, sonra ruh geliyor. 4 ay sonra. Ahirette ise bunun tersidir. Misalde geçiyor. 10. sürede diyor ki ahirette, dünyayı da söylüyorum, vücudun inşası var, vücudun ihyası var ve ruhlanması var. Haşirde de aynı. Haşirde ters. İlk önce ruh var, ruhun gelmesi, hayatın ihyası ve bedenin inşası var. Ahirette tersidir. Çünkü mutlak ve muayyen olacağı için ruh, her yerde olacağız, olmak istediğimizde bedensele dönüşeceksin. Yani şimdi arabadan gelirken birisi sordum. Ahirette nasıl olacağız dedi. Yani benimle mi olacaksın, dostlarınla mı, hizmette, şunla bunla mı? Dedim ki her yerde olacağız. Hangisi asıl olacağız dedi. Yani bir tane asıl resim, sonra fotokopi. Bu dünya tabiridir. Cennette bir anda her yerde olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın. Hangisi asıldır? Hepsi asıldır. Şu anda insan var olup yok oluyor. Dırr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 
mesela saniyede 60 defa veya 80 defa yanar söner. Tırrrr. Ama gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için devamlı yanıyor zannediyoruz. Varlık da aynı böyledir. Var olup yok oluyor, var olup var oluyor. Dırrrr. Peki yok oldu mu nedir o? Asılım. Şu anda kimdir? O da asıl. Dırr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 
kadar dırırt olmuşsa o kadar sensin. Kuantum fizik bunu gerçekleştirmiş. Aynen. Kuantum fiziğinde yani şimdi olması gereken bir şey her yerdedir. Dünyada mucize oluyor, mucize arıyoruz. Olması gereken her yerdedir. Yani şurada odunun ısısı ve ışığı var. Şu anda duman da var burada.
Ama odun olarak gözükmesi böyle. Ne kadar mucize. Aslımız şu. Olması gereken her yerdeyiz. Ama dünyada iş yapsın diye buradasın. Sen de orada burada. Böyle tutmak zordur. Odundan çıkan ısıyı bırakmak içeren köye kolaydır. Ama Ahmet Mehmet gibi tutmak. Seni yaktığı zaman yaksalar. Duman da çıkar, ısı da çıkar, ışık da çıkar. Hiç kimse kalmadı ki. Ha, duman, nur, ısı, ışık olan kişi sen şimdi karşıma durmuşsun. Adı neydi? Söner. Söner. Bak sönmemen lazım. Bak her yerde olan hakikatla bir yerde bulunuyorsun. Dünya zordu. Bir, yetmiyor, ruhu buraya koymuş. Hayatı koymuş. Demek ki hayat bizim içimizde değil. Biz hayatın içindeyiz. Şoför arabayı götürüyor. Dışarıdan bakınca araba şoförü götürüyor. Odun mesela, odunun iç misal verirdim ya bu noktada şimdi bak bu misale gene. Odunun içinde nur yok. Odunun içi var dışı hayır. Odun nurdur, dumandır. İçi dışı yok ki. Kabuğu ne olacak yani? İçi değil ki. Hepsi aynı yerde. Dumanda, ısıda, ışıkta. Aynı yerde, hiçbir yerde değil. İçi desen dışı farklı olacak. Abi, hayal buna örnek olabilir mesela. Hayal. Buradasın bedelen ama bir anda sen başka bir... Oradasın. Bu evliyalar bunu 7 kat ileri götürerek hayal ettikleri yerde oluyor. Biz de oluyoruz ama beden olmuyor şu. Hayalin gittin veya hayalin affedersin cinsellik veya birisinin olsun dedi dönüyor dedi kronomu falan. Peki hayal ettiğin zaman vücut aynı olmuş gibi davranmıyor mu? Yani bir beden hariç her şeyimizde his orada, hayal ettiğimiz yerde. Fikir orada, düşünce orada, gaye orada, meyil orada, irade orada. Nasıl dedin lan, niye dedin falan? Kimse yok ki. Peki o hayal halinde, hayal mı bizim içimizde, biz mi hayalin içindeyiz? Biz hayalin içindeyiz. Değil mi? Ya ne oldu falan, rengi değişti. Ne düşünüyor? Yok bir şey yok. Lan düşünüyorsun işte. Adam korkuyor, ben kağıt gibi olmuş veya birisini kızıyor, beni kendimi kaybettim diyor. Niye? Hiç kimseyi hatırlamıyorum ki diyor. Ne adamı hatırlıyor ne kendisini. Arkadaşlar, fikirler, hisler, bak fikir, his, latife, fikirler dimağa ait, his, vicdana ait, kalbe, latife, ruha ait, şunu kastediyorum latife, şefkat, muhabbet. Surur, sevk, lezzet, memnuniyet, iftihar. Bunlar ruhsal şey. Şimdi şefkat çıktığı zaman beden yok ki. Onun için biz giriyoruz. Yani hayat içimizde değil, biz hayatın içindeyiz. Beden büyüdüğü için hayat büyümüyor. Hayatımız büyüdüğü için beden o kalıba göre şekil alıyor. Geliyor tak duruyor. Geliyor tak duruyor. Hayat durduğu için burada. Saç uzuyor, kirpik uzamıyor. Tırnak uzuyor, parmak uzamıyor. Bu kalıp nedir? Hayat kalıbına göre madde hareket ediyor. Zaman meselesi gibi. Değil mi? Evet, zamanla mekan meselesi gibi. Şimdi konumuz nedir? Hayat bir hakikat hariciyedir. Yani mahluptur, vücut haricisi vardır ama dünyadadır, dünya cinsinden değildir. Ahiret nerede? Bedeninin bedende hayatınız neredeyse ahiret de dünyanın orasındadır. Odunun neresinde nur varsa ahiret de dünyanın orasındadır. Sağında, solunda, altında, üstünde, dibinde falan değil. Nasıl orada gizli değil mi nur? Bak hayat. Şu anda beni seyrediyorsunuz, düşünüyorsunuz. Bedenini düşünen, karaciğerini düşünen yok ki. Özel bir teveccüh edeceksin ki olsun. Şu anda düşüncelerinizin içinde sizsiniz. Hatta ne diyor tıp? Bu has psikolojiktir diyor. Vücudu bozulmuş. Psikolojik düşünce, düşüncenin içerisine cesedi koyduğu için cesedi bozulmuş. Öyle değil mi? Asr hastalığı, bütün hastalıkların temeli stres değil mi? Stres ne demek? Şu, doğru düşünmemekten bir, tevekkül ve teslim olamamaktan, doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla, doğru iş yapmamaktan ortaya çıkan insanın fıtrat hastiyesini ifade etmeyen yanlış düşüncelerdir. Yanlış düşünüyoruz kısacası.
Düşündüğün gibi ceset hareket ediyor. Yani yanlış düşününce mideye asit salgılanıyor. Oo, sıkıldın demek ki, stres yaptım bak. Mide asit salgılanıyor. Siması değişiyor. Namazı var, namazı yok. Surata bak. Oruç tutuyor, tutmuyor. Türk, Alman. Yani hatta kavimler de öyle ya. Doğu insan, Batı insanı. Biraz önce söylediğin o şey, isim vermeyin. Yani baktı hepten sima ile, hepten belli yani. Mesela Türkiye'de yaşadıkları halde belli yani. Namaz kılan, kılmayan. Adam diyor ki, sen gel diyor. Niye bizi? Belli. Sen ya, gelme. Hayat bir hakikat hariciyedir. Yani dünyada biz kullanıyoruz, içindeyiz ama dünya cinsinden değil. Hayatın kilosu yok, hacmi yok, tipi yok, rengi yok, hayatın kokusu yok. Hayat nedir? Şuurdur, vefadır, anlayıştır, idraktır, akıldır, vefadır, şefkattır, şeftir, memnuniyettir, her şey. Onlar da çıktığı zaman içine giriyoruz. O zaman dünya ahiretin içinde. Ahiret dünyanın içinde değil. Ne demek o? Buz. Buz. Buzun içinde su yok. Suyun içerisinde buz var. Altı, üstü, sağ, sol hep aynı. Odunun içinde nur yok. Nurun donmuş hali odundur. Suyun donmuş hali buzdur. Biraz fazla durdum çünkü bunun üzerine bina edeceğiz. Sağ ol, Allah razı olsun. Kusura bakma. Bak, hayat alemi şehadettedir. Şu dünyadadır ama alemi şehadet cinsinden değil ama hakikat haneciyedir. Varlığı atom cinsinden değildir. Vardır. Nedir o? Hayat kendisi maddenin malzemesidir. Buzun maddesi nedir? Su. Maddenin maddesi nedir biliyor musunuz? Hayattır. Allah var iken taş toprak yoktu. Dağlar tepeler yoktu. Allah dağ tepeyi, domuzu, ağacı, yılanı, denizi, suyu, güneşi, ateşi hangi malzemeyle yaptı? Hayatla yaptı. Kudretle inşa etti. Malzeme hayattır, tercih iradeyle yaptı, ilimle program yaptı, iradesiyle tercih etti. Hayatın vücut haricileri bunlar. Bunlar hayattan donmuş hallerdir. Şimdi mesela su yok, bir cihaz koyalım şimdi klima, su akar. Değil mi? Su mu vardı? Suya dönüştürdü. Aşağıdan şikayet ediyorlar, su damlıyor. Klima koymuşuz biz oraya. Bak, klima var. Yani bu madde, taş, toprak, dünya, donmuş hayattır. Hayat da buralı değil ki. Bak dünya neyin içinde? Hayatın içinde. Hayat ahiretli ya zaten onu diyor ki. Dünya bak neredeymiş? Ahiretteymiş. Biz ahiretin içindeyiz. Ahiret bizim içimizde değil. Tarlası da diyor. Evet. O eylemsel itibariyle. Ahiretin dünya tarlasıdır. Amen. Bedensel hayatı baktığımız zaman dışarıda bakınca... Araba şoförü götürüyor. Gir içeriye arabanın. Dersin gayesi içeriye. Yok canım şoför arabayı götürüyor. Hatta çok ağır geldi devreler yanıyor. Yani düşünce zenginliği olsun ki bu bedel veya madde esas kabul edilmesin yani. Bu madde manaya göre şekilleniyor. Oruç tutuyor, namaz kılıyor, siması değişmiyor mu? Nereye göre değişti? İtikadına göre değişti. İtikad. Zihniyetine göre salgılama değişmiyor mu? Psikolojin değil mi? Ha. Vücudumuz değiştiği için psikolojimiz bozulmuyor. Psikolojimiz bozulduğu için vücudumuz bozuluyor. Şöyle misal vereyim. Hasta yakınları olanlar için söylüyorum. Buraya arı geldi. Madem gelmiş ya, çiçek koyalım. Değil. Çiçek koyduğumuz arı geliyor. Değil öyle mi? Öyle. Karıncalar geldi. Bari garibanlar böyle zayıf gitmesin. Şeker dökelim. Değil. Şeker döktüğümüz için karınca geliyor değil mi? Bizim ruhumuz
manevi gıdasız olduğu için cinler veya habis ruhlar musallat oluyor. Bozuk olduğumuz için cinler bize musallat olamaz. Yani bozuk olmasak. Bozulmayan bir ruha musallat olamaz. Yani çiçek olduğu için arı geliyor. Ruhsal sıkıntılı olduğumuzdan, gıdasız olduğumuzdan, ruhumuza gıda vermediğimizden onların iştahını çekiyor. Yani ravai habise, kötü kokular kötü ruhları çeker. Hiç çiçeğe sinek konduğu gördünüz mü? Arı konar. Arı da gider de pisliğe konmaz. O cinsten gelir. Onun için cinler bize musallat olduğu için hasta olmuyoruz. Ruh, namaz yok, din yok, YouTube'lardan inmiyorsun, sabaha kadar YouTube'lardan şuna burada, ruh gıdasız. E tabii ki musallat olacak. Ya, acayip bir şey. Bu, belki bir cümle söyledim ama bir kitap özeti kadardır. İşi bildiğim için söylüyorum. Burada tevazu yapmayacağım. İşi ehli olduğu için söylüyorum. Ve sizin psikolojiniz de düzeltecek bir cümledir. Cinler bize musallat olduğu için hasta olmuyoruz. Ruhsal manevi hasta olduğumuz için, ruhsal gıdasız olduğumuz için iştahını çekiyoruz onların. Biz bataklık olduğumuz için sinekler geliyor. Şeker döktüğün için karınca geliyor. Bu bir kitaptır. İnanın bir kitap kadardır. O şeyim var. Günlüğüm var, bilmem ne var. Zıkkımın kökü var. Hepsi yalan. Niye? Tabii ki öyle diyecek. Sihir yaptı, büyür yaptı, para vereceksin. Ne onu çıkartacağım? Ne? Git doğru yaşa. Dört tane şey. Doğru yerde. Aklınıza kalsın dershane. Doğru zaman. Bir iki saat sonra burada kimse olmayacak. Demek ki zamanda gel. Doğru yerde. Doğru zamanda. Doğru kişilerle. Doğru iş yap. Şimdi burada horon vurma. Tamam. Yani dışarıda da vurmasınlar. Dışarıda da yapmasınlar. Yani çarpıcı misal veriyorum ki kalsın. Dört tane. Doğru yer. Burası meyhane değil. Doğru zaman. Ders saatinde gel. Doğru insanlarla. Ooo acayip acayip. Tuhaf tuhaf kadın erkek karışık oldu ama. Doğru iş yap. Hora vurma tulum çalma. Tamam. Bismillah. Sıkmıyorum değil mi sizi? Yok yani. Ha. Yani değerli cümleler sizin belki de bir merdiven olur. Ustadın tabiriyle bir dürbün olur. Hayat bir hakikat hariciyedir. Dışa vuranlar batının dışa vuruşlarıdır. Sözlerde geçiyordu. 322 miydi? Diyor ki batındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki kapıda bu sureti aldılar. Dur onu göstereyim size. Dünyayı ağlamak diyor. Evet halam vesaire diyor ya. Bak şimdi. Elhamdülillah. Allah ustattan ebeden daima razı olsun. Nasıl razı olsun? Allah'ıma nasıl yakışıyorsa ustadıma öyle muamele etsin. Amin. Nasıl yakışıyorsa. Çünkü çok acayip muamele etmesini istiyorum. Ustadın tefekkürünü söyleyeyim mi size? Nasıl bir adamdır? Bu bir kelimeyle. Daha yeni anlattığımı söyleyeyim. Yeni. Havaya sayfa diyor. Tefekkürünü düşünün. Böyle diyen adam var mı? Ne demek biliyor musun? Sayfa. Kalem var mı abi? Ne var kabul et. Ver abim ver ondan bir tane. Bir mana geldi. Yazıyorum tamam mı? Lazım olunca okuyorum. Sayfa değil. Sayfa ne işe yarar? Yazı geliyor. Yazıyorum. Yazdığını okuyorum. Sayfa bu mu abi? Havaya sayfa diyor. Sen bana bir sayfa verdin. Ooo. Kim yazdı ya? Ben yazmadım ama yazdım. Sayfa bu işe yarıyor mu? Havaya sayfa diyor. Kim yazmış? Onları okuyor. Havaya sayfa diyor. Sayfa böyle bir ada. Anladınız mı? Toprağa sayfa diyor. Nebatata kalem diyor. Havaya sayfa deyince yeni yeni kafam bastı. Ulan havaya sayfa deneyelim. Bu ne biçim laf? Kendi elde ettiğini... Kitap yok ya ustadın. Yarın mıyım diyor. Kalem kağıt zaten yasak. Kalem ooo kalem yakalandı içeri girer. E peki ne yapacak? Hava sayfasını koydum diyor. Hava sayfasını, hüvenüktesini hava sayfasını okudum diyor.
Lahana sayfasını kimin nesini okuyorsun ya? Niye okuyorsun? Ne diyorsun sen ya? Projektörünü göstertiriyorlar. Doğru söylüyor. Gördün mü? Bu nasıl bir ustada talebeyiz? Allah'a hamdolsun ya. Fesubhanallah. Bizans dedi ki bana, yanımdaki, kaç sene dedi Eyüp Aleyhisselam hasta oldu dedi. 7 sene. 18 sene, 17 sene. 17'dir. 7 değil çünkü geçmiyor. Rivayette 17 geçiyor. Ben de öyle 17 okudum. Hadi 7 ve 17 olsun. 17 olsun. Çok çok çektim zaten. Yok. Öyle yazıyor ama 7 olsun. Ustad bizim için kaç sene hapiste yattı? 28 sene. 28 sene. Mustafa Sabri Efendi gibi İstanbul Osmanlı son şefi İstanbul. Mehmet Akifler gibi Mısır'a kaçabilirdi. Bizim için hayır diyor. Burada ben diyor değil Mekke'de, burada değil Mekke'de dahi olsam, seni oraya götürelim, orada dahi olsam buraya gelmeliydim. Bizim için. Ben diyor şu an zaman insanların değil, 50 sene sonraki nesli atıyı düşünüyorum diyor. Bizim. Bir soru sorayım, Soner, sormayan. Senin için birisi hapse girmiş. Senin için işkence çekmiş, senin için terk etmemiş. Hanımınla gidiyorsun, köpek saldırsa belki de hanımını terk edersin. Can korkusu var ya. Olur mu abi? Bir tanesi dedi ki, lan öyle değil mi abi dedi, deprem olunca evi terk etmedin mi diyor. Oo çocuklarım hanımım nerede diyen mi var yoksa donla atletler dışarı fırlamıyor muyuz? Can tatlısı, can değil mi? Fırlıyoruz. Bak senin için imanı kurtulsun diye burada olmam lazım. Senin için hapse girmiş, senin için sıkıntı çekmiş. Bu adam sevilmez mi ya? Ya. Acayip bir şey ya, sen değil mi? Ve bunları koydu yani. Mana, o mana ruhunu uzantısı olan elini öpüyor. Hayat bir hakikat hariciyedir. Yani harici bir varlıktır. Yaşanan bir şeydir. Realitedir. Atom cinsinden değildir. Nasıl bir şey? Hayal, vefa, şefkat, aşk. Yaşamıyor muyuz? Nasıl bir şey ya? Yani metresi kilosu nasıl bir şeydir? Tipi var mı? Merhametin çocuklar gibi. Beni ne kadar seviyorsun diyor, bu kadar. Çikolata getirmedim. Beni ne kadar seviyorsun, bu kadar. Demin bir şey getir. Doğru değil ki. Şefkat, yaşamıyor muyuz? Nasıl bir şey? Dünyadadır ama dünyalı değil. Nereye bakarsanız bakın, aklımın dışında her şeyimiz oralı. Ve onun içindeyiz. Şefkat edince, onun içindeyiz. Vefa edince, stres yapınca, tamam? Stres yapıyoruz veya adam niye intihar ediyor? Buraya gelmek istemiyor. Ne güzel Leylim yaşıyordu. Şey dedi ki eşi, ben seni terk ediyorum diyor. Oradan buraya nasıl insin bedensel hayatına? Sen ben, hayalde beraberdik ama. Onun için oradan çıkmamak adına da geçiyor. Zannediyor ki kurtuluştur. Ustadın tabiriyle sineğin ısırmasına kaçıyor. Timsahların ağzına giriyor. Vehmi bir emr, hakikat harici yüklenemez. Yani hayat böyle varsayayım, tahmin ediyoruz herhalde. Bu dersi nereye bina edeceğim? Onun için fazla üzerine hayata duruyorum. Çünkü bu vesile yapacağım şimdi. Bu anlattıklarım hep vesile olacak. Kendisi izah değil. Hepsi misaldır. Anlatacağım geliyor. Bir daha cümle okuyayım. Bu değil anladın. Vehmi bir emir. Hayat böyle anlayış, farz ediyoruz. Ölüyoruz, çoğalıyoruz, yiyoruz. Bu değil. Hayatı yaşadığımızı anlayın. Anlamak lazım. Yani hayat böyle bir garip işi içindeyiz. Ama farkında değiliz. Hayatı nasıl içindeysek, hayatımız da Allah'ın esma ve sıfatının içindedir. Allah'ın nuru semavat vel ard. Allah her tarafımızı kuşatmış. Buzu kuşatan su gibi. Odunu kuşatan nur gibi. Biz hayattayız, farkında değiliz. Hayat da Allah'ta, farkında değiliz. Allah şah damarından yakın. Ona örnek veriyorum. Nur var ya, ısı, ışık. Oduna, odundan daha yakın.
diğer bir odunun yanına bir odun getirsen. Bitişik. Bu mu daha yakın? Bu odun bu oduna mı yakın? Yoksa bu odunu meydana getiren nur mu yakın? Gene burada bir bitişik var. Ama bu ona olmuştur. Biz donmuş esmayız. Şöyle yapalım. Donmuş esma hayat, hayat donmuş ceset olmuş. Allah nerede? Bedeninde hayat neredeyse, Allah da hayatımızın orasında. Ruh gibi. Ya. Allah'tayız kardeşler. Ona göre dikkat et ya. Bir tanesine dedim eyvah. Şimdi Allah kainatı seyrediyor, bir de bizim gözümüz de seyrediyor değil mi? Senin gözün nereye bakmışsa Allah bakıyor an ve an senin gözünle. Onu YouTube'lara bakarken Allah bakıyor aslında. Sen gözünle baktırıyorsun. Ey Allah'ım buraya bak şimdi. Ey Allah'ım buraya bak ya. Kulağınla diyor. Ey Allah'ım bunu şimdi işit. Hadi bu Barış Manço'yu, İbrahim'i, işte şunu bunu dinle ey Allah'ım. Çünkü insanın gayri nazarıyla da bakıyor değil mi? Evet. Öyle ol. Birisi gözümün yanına baksa, yakınım ama utan bir şey yapsam, utanacağım birisi. Babamdır, kocamdır, karımdır, bilmem neyse. Ha bu camın kenarına baksa, ben nereye çeviriyorsam o da baksa. Ya, dikkat ederim değil mi? Her yere bakmam ya. Şimdi anlatmak istediğim şey neydi? Biz hayattayız, hayatta ispatta. Bunlar dişe vuruşlar. Şeyi okuyacaktık da niye bıraktık? Dışarıda gözükenler batının dışa vuruşlarıdır. Şöyle geçiyordu o cümle. O çok önemliydi. Bak, ahlakları sukut etmiş ki kapıda bu sureti almışlar. Hatta merak ettim, daha dikkat ettim, suretim üstünde gördüm. Bana geldi. Kemal-i tacikle bağırıp uyandım diyor. Tamam. Yani batındaki hal dışarıya vurmuş. Ahlakları sukut etmiş ki kapıda bu sureti almışlar. Adamın suretinde, sureti kapı burası. İnsanın kapı gözünden, alem misaline, kulağından giriyorsun adama giriyorsun. Bunlar kapı ya. Burası kapı merkezi. Altı yol kavşağı gibi. Nereye geçmek istiyorsan buradan geçeceksin. Şimdi eylem, ey kardeş bil ki kalın mestebindir. Batın zahirinden şuurca daha âlâ ve etem olduğuna, hayatça daha kâli, daha müzeyyen, daha bilgili, daha mükemmel, daha güzel, daha latif bulunduğuna, yani batın içimiz dışımızdan daha âli, daha yüksek, daha tam, daha hayatça kuvvetli, dışarıda o kadar gözükmüyor, daha alim, bilgili olduğuna, latif olduğuna, hem zahirin üstünde görünen hayat, şuur, kemal ve emsali gibi şeyler ise ancak batından gelen zayıf bir teleşi olmasından, yani zahirde gömlek üstünü örtmüş. Gömlekten harikadır bu vücut. Deriden de harikadır içerisi. Bak, şurada o misali de verecek de. Evet, karnın yani miden evinden hangisi de harika? Eve oturuyorsun. Bir de karnına bak oturuyorsun o gıdalarla. Karnın yani miden evinden, cildin gömleğinden, kuvve-i hafızan senin kitabından, hafızan senin kitabından nakş ve imtizaçça, nakış ve sistem itibariyle daha yüksek, daha gariptir. Bak gömleğin derine nispetle, evin midene nispete, kitaba yazıyorsun bilgini, hafızaya yazıyorsun. Daha harika. Binaenaleyh, alim-i melekut, alim-i şehadetten daha üstündür.
alemi gayb dünyadan, ahiretten daha âli ve daha yüksektir. Bir daha, mideyi evinden, cildin gömleğinden, hafızan kitabından daha yüksek, daha galiptir. Öyle değil mi? Şimdi hükmünü veriyor. Binaenaleyh, âlemi melekut, âlemi şehadetten, âlemi gayb dünyaya ve ahiretten daha âli, daha yüksektir. Melekut, âlemi gaybtan da hepsinden üstün, âlemi şehadetten, melekut, âlemi şehadetten, âlemi gayb, melekut, âlemi şehadetten, âlemi gayb, dünya ve ahiretten üstün. Maalesef nefsi emmare, hebai nefsiyle baktığı için zahiri, hayatlı, ünsiyetli bir perde gibi meyit ve zulmetli ve vahşetli zannettiği batın üstüne serilmiş olduğunu görmüyor. Yani insan zahirine bakıyor, batına bak. Mesela simahum fi vucuhihim min eseri sucud esinetikum elvanikum. Simalarımızda hatta tonlama, ses tonlaması bile, ya ne lan sesin kisirli falan diyorsun, moralı bozuk ya. Böyle sesimiz, mimiklerimiz, gözümüzdeki canlılık bile ruhtan haber veriyor. Göz diyor kalbin aynasıdır. Kapları var gözde gözüküyormuş. Yani şu sima batının dışa vuruşudur. O zaman zahirde biz zahiri muptelayız ama batın zahirden daha harikadır. Dünya ahiret. Ahiret daha harikadır. Ama gözükmüyor işte. Göremiyoruz. Böyle derslerde olursa, derslere gelinirse görür. Şimdi bu saatte gelmeseydin, televizyonda, YouTube videolarında olsaydın, ne yapacaktın? Yani yükleme yapacaktın. O gözünle gene bu gözü kullanacaktın. Yüklüyorsun, yüklüyorsun. Ondan sonra da telefon ediyorsun. Abi çok sıkılıyorum ya, ne yapmam lazım? Ya hakikaten ya. Yok, senin bu yaşantına göre sıkılmaman imkansız. O kadar gayret ediyorsun ki ruhu bozayım diye. Gene bu halde olması çok mükemmel ya. Yükleme yapıp yeni geliyorlar. Ruhu kadar mükemmel ya. Ne kadar uğraşıyoruz. 20-30 senede böyle bozmak için uğraşıyoruz abire. Şuurlu veya şuursuz. Hala bozulmamış. Mesela bu psikolojide yani bu hani insanların böyle dünyevi komedi filmleri falan oluyor ya. Gülmeleri onun ruhuna bir şey katmıyor ama hissen sadece tatmin ediyor. Şimdi bu gülmek mesela nasıl gafleti şey yapıyor? Gülmek gafleti artırıyor. Mesela diyor ki mesela örnek vereyim bildiğimiz örnekten. Nehir akıyor. Sen alsan da almasan akmıyor. Allah Resulü diyor ki orada bile abdesti iktisat lazım. Ya su gidiyor. İktisat suyu az çok kullanmak değil. Ona bakışını inşa ediyor. Su ne demektir? Allah ile ilişkisini düşün. Ha, o komedide şeytanla ilişkili ruha malzeme değil. Hatta ruhu örtüyor. Kahkaha ile gülmek ruhu örter. Yani, gafleti artırıyor. Şey yapmıyor, insanları neşelendirmiyor aslında. Değil. Aslında o anı unutturuyor, onu neşe zannediyoruz. Mesela içki. İnsanı neşelendirmiyor. Derdini almıyor. Akıldan istifade edince, derdi hatırlamayınca onun adı huzur oluyor. Ya bana mutluluk veriyor. Sıkıntını hatırlamıyorsun. Onun adı mutluluk mudur? Ama ayırdığın zaman daha beter başlayacak tekrar. Tekrar bir daha. Onu hatırlamamak için tekrar bir daha. Yani içki, uyuşturucu, esrar, eroin seni dertlerden kurtarmıyor. Derdini unutturuyor. Yani geçici olarak. Kurtarsaydı uyanınca o olmaması lazım. Hala duruyor. Bugünkü psikoloji ilaçlar da buna benziyor. Tamir etmiyor psikolojiyi. Ne yapıyor? Seni ondan kurtarmak adına aklını devre dışı yapıyor. Düşündürmüyor. Aklı devre dışı yapıyor. Din ise akla malzeme vererek kıblesine koyuyor. Düşünme demiyor. Şöyle düşün diyor. Çok garip. Hem zahirin üstünde görünen hayat, şuur, kemal, emsali gibi şeyler ise ancak batından gelen zayıf bir telaşıldır. Şuur yok mu? Lan ne biçim şuursuz yapıyorsun ya? Şuur, maziyle istikbale bakıp halde yaşayan bir şeyin
geleceğe yol açmasıdır şuur. Maziyi taşıyor, istikbali fikir ve idrakle aralıyor, mazi ve istikballe bakıp halde geleceğe yol açan böyle bir şuur yok mu bizde? Bak şuur cesetten ne kadar daha şey, daha üstün beden hayatından ve biz şuurumuzun içindeyiz. Zannediyoruz ki şuur bizim içimizde. Zahirde şöyle, görünen bunun içindedir. Ama hakikaten benim dediğim bu anlattığım gibidir. Biz onun içindeyiz. Şimdi bunu Azrail'e şey yapalım. Adam Azrail'in gelmesinden korkuyor. Rastladım da. Ne yapacağımız diye psikolojisi bozulmuş. Bak şimdi bir şey anlatacağım işte. Göreceksiniz. Burayı anladık mı? Zahir'e bakarsan şoför arabayı, araba şoförü götürüyor Zahir'den. İçeride bakarsanız şoför arabayı götürüyor. Zahirden bakarsak şuur, merhamet, şefkat, hayat içimizde. Ama hakikate bakarsak biz onun içindeyiz. Azrail Aleyhisselam'a zahirden bakarsak gelecek canımızı alacak. Doğru. Bu zahiri böyledir. Batının vefat anında Azrail buradan gidecek. Zaten Azrail burada. Dört melek, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail onunla inşa olmuşuz. Dimağımız dolmuş Cebrail'in yapısıdır. Nümunesi. Hayatımız İsrafil. Şuurumuz Mikail. Ruhumuz Azrail. Şimdi bir tanesini anlatacağım şimdi. Başıma geçeni söylüyorum. Adam psikolojisi bozulmuş. Bu Azrail gelince ben ne yapacağım? Azrail gelince ben ne yapacağım? Azrail gelince. Sonra biraz böyle bir derse bir getirin dedim. Ama ben biliyormuşum olmasın. O cinsten risk geldi. Bu dersi yapıyorum. Yani Zahir'de bakarsan şu anlattım işte hayat böyle, hayattan geldik, Azrail buraya kadar geldi. Azrail gelecek, Zahir'de bu. Ondan korkuyor. Aslında Azrail bizde. Gelmesine korkma, gidecekse, gidince ölüyorsun. Senin ruhunu burada tutuyor. Azrail'den korkan, Azrail bizde dediği zaman ödü, yaptı böyle panik yaptı, şimdi bizde mi ya dedi. Sonra, ya bizde, niye korkuyorsun, bak bir şey oldu mu? Azrail gelince ne olacak diye korkana diyorum. Azrail sende bak bir şey oldu mu? Bak hayatta duruyoruz. Ha, demek ki Azrail sevilecek bir şey. Azrail olmasa zaten ölüyor tabii şimdi. Yani bir zahire bakınca batına ayrı gözüküyor. Dışarıdan arabaya. Arabadan dışarıya bakınca vay be her şey ters gidiyor ya. Araba sert gidiyor ya. Vay be dağlar, tepeler, ağaçlar ters gidiyor. Ha dışarıda bakınca araba hızlı gidiyor. Gemide daha çok güzel oluyor. Gemide oturuyorsun, sahile bakıyorsun, sahil gidiyor geri. Oysa gemi ileriye gidiyor. Aynaya bakınca böyle, caddede büyük bir ayna olsa, yaklaşıyorsun, uzaklaşıyorsun gibi olur. Manayı ismiyle manayı harfi o. Manayı evet, Allah razı olsun. Manayı ismi, manayı harfi bu. Çok alimler var burada. Ama harika tam yerinde hatırlatma yaptım. Çok güzel, yerinde yaptım. Batın ise ölü ve camit olup da zahiri hayatlar ve şuurkar bir surette semere vermiş olmadığına delil budur ki senin karnın imtizaçça evinden daha mükemmeldir ve cildin elbisenden daha güzel dokunmuştur ve kuvve-i hafızan yazdığın kitaptan nakışça daha etemdir ve daha şu cüz'i misale alim-i melekut ile alim-i şehadeti alemi gayb ile dünya ve ahireti kıyas et. Ha bak, şu cüz'i misal gibi alemi melekut ile alemi şehadeti. Yani fizik ile metafiziği, kuantum fiziğini. Alemi gayb ile dünyayı ve ahireti kıyas et. Alemi gayb. Yani dünya ahiretin üzerine tenteneli bir perde. Yani mesela yoğurtu mayaladınız. Örttünüz. Örtü nerede? Yoğurtta. Yoğurt burada, örtü orada değil. Örtü neredeyse örtülen de oradadır. Dünya örtüdür. Ahiretin üstünü örtmüş dünya. Tenteneli bir perdedir diyor. Alim-i şehadet. Dünya için uslatıyor ki alim-i gaybın üzerine tenteneli perdedir. Peki dünya yoğurt örtmüş. Yoğurt nerede? Orada. Örtü burada. Olmaz. Örtülenle örtü aynı yerdedir. Alem-i şehadet dünya ahiret örtmüşse ahiret de buradadır. Hayat orada, vücudun burada değil.
Arkadaşlar biz ahireti yaşıyoruz. Zahire bakarsan dünyayı yaşıyoruz. Ezeli ve ebedi bir hayat çekirdeğimizi yapıyoruz, inşa ediyoruz. Bu çekirdeğin üzerinde sonsuz bir ağaç olacağız. Yeni çıkmış, yeni anladım. 30-40 sene sonra anladığım bir şey ders. Geçen pazar yapıldı, inşallah yayına girer. Nur dersinde dinlersiniz. Görünmeyen ağaç. Görünmeyen ağaç, o sensin. Kaderi merak edenler ve ahireti nerededir merak edenler çıkacak işte. Görünmeyen ağaç diye bir ders çıkacak. Ben de bonsai mi dedim, 18 sene sonra çıkıyor ya. Arkadaşlar, hayat bu kadar kalite bir hayatın bir anlamı olmasa burada ne işi var? Bir de bu manayı ihtiva eden hayatı anlamsız yaşamak. Bunlardan kopuk, bu hakikatlardan uzak, hiç alakasız. Bu hayat sermayesini tüketmek ya. Bir düşünebiliyor musun? Ne olur bir altını çizeyim şunun. Sonsuz, ezeli ve ebedi nasıl olacaksan şu 60 senelik hayatın 18 ayı. 60 senenin tuvaleti var, yemek var, yatak var, bulu çağ öncesi var vesaire. 60 sene yaşayan bir insan iki defa günde tuvalete gitse her girişte 5 dakika verse 150 gün gidiyor. Şu an 60 sene ben hesapladım da çıktım 18 ay. Hadi 60 olsun. 60'ın 60 olsun. Ezeli ve ebedi hayat 60 senelik hayatımızdaki tencereye getir. Fikirlerin, hislerin, ruhtaki latifelerin ve fiillerini 4 tane karıştır. Bu 4 tane madde çekirdek olacak. Karbon, hidrojen, azot, oksijen gibi çekirdekte bu madde var. Ağacın çekirdeği olduğu gibi ezeli ve ebedi hayatımızın çekirdeği bu olacak. Fikirlerimiz, hayatlarımız. Yani yaşantımız sonsuz bir hayatın çekirdeği olacak. Yazık değil mi ya? Ya bunu derken ilk önce içim benim kanı alıyor. Yani adam gibi değerlendiremiyorsun ya. Ama en azından bahtiyarız ki bunları duyuyoruz. Ya bir de bunun karşısında olsak, ya bırak ya ne anlatıyor ya, geçmiş oraya ya. Ne anlatıyor ya? Hikaye anlatıyor. Bir gün bu tipten o olanlar... Buna da şükür. Allah'a sonsuz şükür olsun. Başka bir şükrünüz arttırmak için söylüyorum. Kırkan'da ders yapıyorum böyle. Yaşlar gelmiş. Bak, gene şükredeyim bu ders neye anlatılıyor anlamanız için. Ders böyle yaptım. Fatiha çektim. Adam dedi ki, hoca ne zaman vaaz yapacaksın? Bir 45 dakika ders yaptım. Buna ders vaaz demiyor. Zaten ho'yu da çok el miktarı uzattı. Orada da bir hata var. ne vaaz neymiş biliyor musun? Caiz değil. Yani. Yanlış. Farz. Vacip. Oo, ne hoca ya. İlmi al açar okursun. Yani şükretmek için söyledi. Ne kadar da şükretsek azdır. İşte hasretler olsun emmari olan nefislere ki heva ve heves gözüyle baktığı için, yani bak heva ve hevesiyle baktığı için batını ölü derinliklerde gizlenmiş zulmetli ve ürkütücü görüp yani ahiret vay ne yapacağız lan kefen falan. Usta diyor ki zahirde gözüktüğün gibi değildir. Allah ahireti kefenle mezarlıkla örtmüş ki. Niye örtmüş? Şöyle düşün. Adam kıza aşık oluyor. Onunla intihar ediyor. Hayatın anlamını yitiriyor ona göre. Fabrikası vardı. İflas etmiş intihar ediyor. Ne demek bu intihar? Çıkış yolu. Lan intihar çıkışsa onun ruhunu düşünebiliyor musunuz? Bak niye insan intihar eder? Bir şeyden kaçmak için. Çıkış yoludur intihar. Peki intiharın kendisi çıkışsa kaçtığı şey nedir? Ha. Kız için intihar eden bir insanı düşünün. Para için intihar ediyor, fabrikası iflas ediyor. İntihar edeni düşünün. Hayal toparlanın kendini. Ahiret açılsa bize, hurileri görsek, kız için intihar eden, huri için etmez. Ona kavuşacağım diye. Fabrika için intihar eden adam, o ahiretteki serveti görse, altınları görse, intihar etmez mi?
yapmasın, burada işlevi yatsın, kalksın, iş yapsın, kul olsun, burada şenlensin dünya, atlamasınlar oraya diye gitmiş böyle mezarlığı Cenab-ı Hak kefenle, kabirle kapatmış oraları ki geçmek istemesin herhalde. Ne demek istiyorum? O kadar güzel ki, o kadar güzel ki açılıverse orası, hiçbirimiz burada kalamayız. Onun için evliyalar bunu fark ettiği için... Dünya boş kalmasın diye. Hatta hayatını tehlikelere atıp itikide bir ölmesin diye yüksekten düşme vesaire zehri ölüm korkusunu koymuş. Ölüm korkusunu koydu ki ya burada yaşa diye. Eğer ölüm korkusu olmasa kenarlarda, çatılarda, şeylerde cambazlık yapar. Ölüm korkusu olduğu halde motoru nasıl kullanıyor? Ölüm korkusu olduğu halde aramızda kimdir o? 180-200 yapan araba kullanan kimdi? Ramazan'dır belki. Bilmiyorum bak şimdi. Bak bazıları gülüyor, o kullanıyor. Yani ben maz söyledim tamam mı? Ama kimse yok elhamdülillah fazla. Ölüm korkusu olduğu halde bu var. Ya ölüm korkusu olmasa kim kalır? Bakın, para için intihar eden, altın için intihar eden, değil mi, o kadar tehlikeye alan, çalan çırpan, ahiretini yok eden çırpıyor. Ya ahiretteki servetleri görse, ya hurileri görse, bu kız yerine onu, ya bizim gibi uyduruk adam yerine intihar eden kızlar var, şey, Nisa tayfası var, ya ahiretteki ona verilecekleri görse hemen çabuk gider. Gitmesin diye mezarlıkla, kefenle, perdelikle, kuyuyla Allah böyle sıvazlamış ki, burada kalın ha, gitmeyin o tarafa. Ahiret o kadar güzel. Ne kadar güzel hadiste peygamberin ifadesiyle zindani dünyada, hani sevdiğim şu var ya boğaz, buraya zindan diyor. Zindani dünyada bostan için ana. Talimgah dünyadan ücret ve mükafat alemine. Bir yerdeyiz, olması gereken her yerde olacağız. Hayal ettiğin, düşündüğüne dönüşeceksin. Dedi. Daha iyiyiz. Bir daha. Biri verip bini alacaksın mesela değil mi? O gene bir şey. Orada ahirette kendini göreceksin. Bu senin kaportan, bu değilsin sen. Benim vücudum, benim suratım, benim hayatım, ben diyen arkada, benim aklım, benim ruhum diyen o beni göreceksin. Gördüğün anda Allah'ını göreceksin. Sıkıntı orada. Şey, Rabbini göreceksin. Abi sıkıntı orada. Orada mı? Nerede göreceğiz işte var. Cennette mi göreceğiz? Cehennemde mi göreceğiz? Bazıları dünyada görüyor. Çünkü ehl-i sünnet ve cemaatte Allah'ı görmek itikadımızdadır. Ama kafa gözüyle değil. Hangi gözle? Rüyada görüyor musunuz? Bu kafa gözüyle mi? Kafa gözüyle mi görüyorsunuz? Ha, bu nasıl ki rüyada bu gözü kullanmıyoruz? Ya akıl veya his gözünü kullanıyoruz. Dünyada ruhu açılan büyük evliyalar ruh gözüyle görüyor Allah'ı. Hiç gördün mü Hasan amca? Demek ki gözler farklı, kulak gözü. Mesela şoför gözüyle bir bak bakayım kamyon çıkar mı diye. Sorma cevabı. Fukul Ekber'de Ahmet bin Hanbel, birkaç kişi ben Allah'ı göreni biliyorum. İmam-ı Azam 100 kere görmüş. Evet, 100 kere görüyor. 100 kere. İmam Ali'yi. Allah'a 2-3 kişi kafamda var, gören bana söyledi, saf saf anlattı böyle. Nasıl görmüş? Ama biz bu gözle göremeyiz yani. Bu gözle, yani rüyada görüyor musun sen kendini? Bu gözü mü kullanıyorsun? Mesela rüyada da işitiyorsun. Horlamanı duymuyorsun ama tek o da rahatsız oluyor. Ama horlama anında rüyada birisinin sesini duyuyorsun, o sesi duyuyorsun ama bu horlamayı duymuyorsun. Rüyada bu göz kapalı görüyorsun, rüyada bu beden durmuş ama yürüyorsun terden su. Neyle görüyorsunuz, neyle? Abi bunlar ne alakası var? Fatura buna çıkmış, gusül yapıyorsun. Bir şeyler görüyorsun. Ha, bu ya akıldır ya histir. Evliya işte ruhsal görüyor. Ruhsal görmeyi örnek vereyim, nasıl yani? Anne şefkatiyle çocuğu nasıl görüyor? Daha altını pislemiş, bağlamamış. Bakıyor Simon açtır diyor. Bak göze bak. Altı pis diyor. Baba bağırıp çağıracak da nasıl oğlan ne var lan altında şey var diyor. Yani şefkat göz değil mi? Şefkatle sen acımıyor musun? Gattar adam. Gattar da o da şey değil ki. Yani ha şefkat nasıl bir gözse
Merhamet nasıl? Aşk nasıl bir göz? Gel de benim gözümle bak demiş onlar Leyla Mecnun. Getirmişler kara kara bir şey ya. Ha, işte şefkatle çocuğu nasıl görüyorsan, aşkla sevgilini nasıl görüyorsan, ruhsal gözle de zatı görüyorsun. Abi, zaten ruhiyette mana... Abi, uykuda nefis ne boyuta geçiyor? Ha, nefis bazen nefis boyuta değil. Bazen rüyada aktör başrolde nefistir. Bazen akıldır, onu kastediyorum. Rüyanızda hakim akıl oluyor. Mesela istihare namazı. Kim kime mesaj gönderiyorsun? Diyorsun ki, ya Rabbi, kimse bilmiyor değil mi senin ne niyette olduğunu? Namaz, abdest alıyorsun, istihare namazı. Ya Rabbi, hayırlı midir, değil midir? İstişare edilir. Meşret edilir, meşret edemezsen istihare edilir. Abdest alıyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, Kafir ve İhlas suresini okuyorsunuz ilk ve ikinci. Ondan sonra dua ediyorsun, ya Rabbi bana göster. Bu hayır mı diyeyim? Senin niyetini kim biliyor? Peki kim cevap veriyor? Gidiyorlar sana o gece kırmızı galip veya siyah renk galipse bunu yapma. Yeşil veya beyaz galipse mesela bahçeye gidiyorsun bunu yap. Arkadaşlar senin niyetini duyan kim? Kim cevap veriyor? Hangi gözle gördünse o gözü göreni görüyorsun. Bak, rüyada bazen nefis galip, malum şeyler yapıyoruz, gusül yapıyoruz. Veya etkâsü ehlem, tabiri demiyor. Bazen rüyada akıl galip, akılla fikir, dedene soruyorsun, ilim elcisine gidiyorsun, sohbet dinliyorsun, akıl galip. Ya neler oldu diyor, tamam mı? Mesela bazen bana oluyor, hepinizde oluyor. Sohbete katılıyoruz rüyada. Yani daha çok ben dinliyorum orada. Mesela serbest bölgeyi anlattı bana usta. Nimet olduğu için söyleyeceğim. Ve ma bi nimeti rabbike verdiz. Rabbinin nimetini şükür için tadat et. Usta serbest bölgeyi anlattı bana. Dima'da serbest bölge. Yeni arkadaşlar varsa Nur dersini görür onu. Bazen rüyada beden de his dedik, akıl dedik. Vicdan garipse hissi olur böyle. Hissi böyle. Hissi duygusal bir rüyalar olur. Bazen de ruhsal olur böyle. Ruhsal nedir? Şefkat-ı mukaddese, memnuniyet, muhabbet, lezzet, surur, şevk, iftihar. Böyle antika şeyler olur. Tamam. Şeyler oluyor. Bunlar o galip olunca, beden zaten devre dışı ya. Beden hiç şey yok ki. Bazısı diyor ki ruh çıktı mı diyor. Olar ruh çıksa öldür ya cesen. Bak bunu soruyorlar. Koca koca hocalar diyor ki bazıları ruh çıkıyor diyor. Bu bedenden ruh çıksa, peygamberin bile ruhu çıktı da vefat etti, bir daha geri geldi mi? Vefat eden bir daha geri gelmiyor ki. İstisnadır. İsa aleyhisselam ve Abdülkadir Geylani Hazretleri böyle ölülerin çarpmış. Ama ruh çıkmaz, boyut verir. Yani buzda su ortaya çıkar ama buz hala. Veya buzda H2O ortaya çıkar. Yani buzdur ama altyapıları var. Onlar aktif olunca, mesela rüyada bak, horluyorsun, horlamanı duymuyorsun, başka bir kulak da var demek ki. O anda birisinin konuşmasını duyuyorsun. Hangi kulakla duydun? Bu kulakla duymadın kesin. Yoksa yanındaki eşin duyardı. Veya yanındaki odadaki annen baban duyardı. Sohbet ettik abi falan diyorsun. Lan sohbet ettinse yanındaki niye duymadın? Horlamanı niye duymadın? Bir horlama duysan zaten sen de uyardın. Veya beden mesela yatarken görüyorsunuz mesela. Çıkmış, etraftakileri görüyor. Ya bazen de ki fıkıhta kaydı, dolaşıyor, uyur gezer. Tuvalete kalktığını da bilmez. Fıkıhta diyor ki, Ramazan'da yatsan gündüz, kalori yapsan, şuursuz kalksan, gitti mutfakta yesen, doysan, tekrar yatsan falan ve uyansan. Ne yaptığını bilmezse, hüküm nedir? Kalem yok. Güne gün. Afiyet olsun. Evet, güne gün oluyor. Kefaret yok. Bak görüyorum ama yedi. Hiç kendisi yok burada. Uyur ya o zaman. Peki. Aslında size yerileri söylüyorum. Şualar 510'u okudum. Kalım Esnemi'ye 394'ü okudum. Size inan çok harika yer vardı. Şualar 76 ve 231 ve 15'i okuyacaktım. Sözler 322 okudum sayalım. Şu ağlardan size rica ediyorum bu dersi eğer merak etmişseniz
Şualar 15'i, Şualar 76. sayfayı, Şualar 231. paragrafı söylüyorum, kesiyorum. Merak edeniniz olur. Bununla alakalı sayfa, Şualar 15 hangi paragraf? 15, ikinci paragraf. Şualar 76 esas can damarı buydu. Bu kadar malzeme ona şey yapacaktık. Ve beden, hayatın içinde beden var. Hayat da Allah'ın esmasında. Allah'ın nuru semavatlardır. Yani bedenimiz hayatta, hayatımız da Allah'ta. Yani suyun içinde buz yok. Buzun içinde su yok. Su donmuş hali buzdur dedik ya. İşte burayı okuyacaktım arkadaşlar. Şualar 76, dördüncü nokta esas burası. Daha ileri bir bilgi istiyorsanız. Bir de 231'i göstereceğim. Ezber olmasın, belki merak edeniniz olur. Şurası arkadaşlar, üçüncü paragraf, 1, 2, 3. Hem mahiyeti küfür dahi cehennemi gösterir. Cennet ve cehennem insanda olduğunu ispat ediyor şu anda. Ama okursunuz inşallah. Tahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.